Günaydın. Her zaman günaydınla açıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Alışacaksınız. Aynen. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa kanalıma geliyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Videoya geçebiliriz. Güzel bir girişti değil mi Çiğdem? Çok iyi. Sizi şu an taburenin üstüne koydum. Taburenin üstündesiniz. Bugün birazdan arkadaşımı terminale yetiştireceğim için çok acele bir giriş videosu çekiyorum. Çünkü dışarıda çekemeyeceğimi düşünüyorum. Ama başıma bir talihsizlik geldi. Bakın pantolonum yırtıldı. Allah kahri bela. Ne gözler, ne kemler. Ya sen bir susar mısın? Yeter. Rol çalıyor ya. Telefondan rol çalan insan mı olur ya? Vizyon, biraz vizyon. Bakın doğayla iç içeyim. Gerçekten pantolonum onun gözü yüzünden yırtıldı bu arada. Baksanıza. Pis Kenan. Sana demiyorum. Hadi. Bir an önce çıkalım, sonra iki sahillerde çaylanalım, bir şeyler yapalım. Sonra devam edelim. Yataklar, mataklar, her şey. Yapacak hiçbir şey yok. Burası yeni bir ev. Hadi bye. 22. Kübra abi, vloguma dahil oluyorsun. Kübüş, ellerim. Vlog çekmeye karar verdim. Gerçekten mi? Evet. Gitmeden seni tanıştırayım. Bu benim üniversite arkadaşım Kübra Girl. Instagram'ını bırakırım. Teşekkür ederim. Instagram'ını bırakırım. Kaydırın. Yakışıklı erkekleri. Aynen. Kübra'yı gönderdikten sonra tekrar devam edeceğiz. Bir gönderelim ondan sonra. Hadi. Çarşıya gidiyoruz. Çarşıya mı ineceğiz? Evet. Problem çıktı. Söyle. Ne oluyor lan? Deli dolu burası. Bir şey söyleyeceğim. Action. Action yaşadık küçük çaplı. Adamın teki sokağın ortasında bağırarak bir şeyler yaptı ama ne yaptığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Öyle işte be. Aman vlog çekmeye de insan böyle bir alışamıyor. Etraftaki herkes bakıyor falan. Tuhaf bir durum yani anlayacağınız. Şu an yol çok... Anlatmak istediğim şey tam da buydu. Şu an yol çok kalabalık, arabalar gelip geçiyor. Bir sonraki lokasyonda hemen durum güncellemesi yapacağım size. Şimdi liman arkasına geldik. İşte şöyle bir kapıdan, kapımsı bir şeyden geçeceğiz. Yani öğrenciyken hiç gelmemiştim. Bu arada maskelerinizi de atmayın artık, yeter. Hiç gelmemiştim. Gerçi hiç demeyeyim, yalan olur da. Güzel bir mekandır burası. Bilen bilir. Hatta kışın gelmek çok tehlikeli oluyor, suların buraya kadar geldiğini. Şuraya kadar falan sular gelebiliyor kışın. Sıfır insan olduğu için maskemi çıkarttım. Hava aşırı iyi. Soğuk gözüküyordu. Üstümüze ceketlerimizi falan aldık ama gerçi ben almadım. Niye yalan söylüyorsam. Üstümüze bir şeyler aldık ama yok yani, bayağı iyiymiş hava. Durun size göstereyim hemen. Nereye, ne yapacağız şimdi biz? İlerliyoruz. Çay mı içeceğiz yoksa çıkacağız sen mı? Sen ne istersen onu. Bayağı iyi esiyor. Yok, hiçbir şey ama çarpıyor. Bayağı çarpar beni. Ne yapayım? İşlerim var, Şemal beni var. Beni zaten elinde. Tanımıyorlar mı? Hayır, arka planda ya. Sesini tanıyorlar. Ya yüzümü de gördüler ya. Doğru, ben seni beni tanıştırmana tanıttım. Gerek yok. Şemal her yerde benim işim. Şimdi liman arkasına geldik. Götümüz donuyor bir tık ama olsun. Bayağı buz gibi gerçekten bu arada. Üşüyoruz. Hava biraz önce çok iyiydi. Birden hemen karardı hava. Değil mi? Bugün kaç derece Şemal? Bir baksana. 21 derece ama asla 21 derece değil. Yani daha soğuk bence. Çünkü doğal olarak limana geldik. Ne yapacaktık? Ki buraya gelme gibi bir niyetimiz yoktu başta. Niyetimiz yoktu derken benim niyetim yoktu. Çay falan içeriz diye Kübra'yı bıraktık işte terminale. O İstanbul'a gitti. Hepimizin zaten burada biraz sayılı günleri var gibi bir şey. Arkadaşlarımızın yanına geldik. Ev tuttular. Bugün ikinci... Bugün kaçıncı günüm benim burada? Bir hafta olmadı. Altıncı günüm. Yarın bir hafta Hayır, oluyor. Hayır, bir hafta oluyor. Pazartesi geldi. Bugün bir hafta olmuş aynen. Birinci haftadayız. Bir ay daha kalmayı şey. Birazdan kalkarken o manzarayı çekeceğiz. Buraya düz gelen yoldan gelemedik. Çünkü orası inşaattı biraz. 10 dakikalık şehir uzun yoldan geldik. Ama devam edelim. Ben ne dediğimi unuttum ben ne dediğim ki. Ben ne anlatıyordum? Uzun yoldan geldik. Uzun yoldan geldik. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum. Oluyor. Uzun ince bir yoldayım. Işık arası
Göster. Ne markası? Tirem. Tirem. Gözleri. 35 numara. 35. Al şu da iyi köşeyim, al da istiyorsunuz. İyi çıkardım. Şimdi i̇yi kalkarken tekrar bak, aklıma şimdi geldi ne diyeceğim. Kalkarken tekrar manzarayı çekeceğim size, böyle güzel güzel manzaralar. Yeter artık. Güzel güzel manzaralar görün. Ben normalde böyle bir insan değilim. Bu insan, bu yanındaki gördüğünüz insan. Bu insan değil. Bir şey söyleyeceğim, sen niye makyaj kanalını çevirdin ya? Bırak şunu. Koy çantanı, yeter. Tamamen içerik kim olmak istiyorum ben, gitsene de. Ölmüş ediyor. Yeter. Tamam, yeter. Of. Aman buna da hiç şey yapayım he. Çek onu, çek. Manzarayı çek falan çekeceğim ben size. Hadi kapat, yeter. Bununla daha fazla hadi uğraşmak istemiyorum. Hadi. Hadi bye. Biraz önce bahsettiğim çalışma şurada oluyor. O yüzden yolu biraz uzatmak zorunda kaldık. Gelişimiz çok çok uzadı ama yani küçük bir şehir olabilir ama o kadar uzatmak istemezdim yolu. Seni hiç hesaba katmadım şu an. Şu an Google'a girip internetten kulaklığının şeyine bakacağım. Ne kadar ağır olduğuna. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bayağı beleşçilik yaptın yani. Ya amına koyayım, ben vallahi unutmuşum ya. Aa! O kadar para verdik şey mavizosu. Adamın peki bize neler yaptığından bahset biraz da. Arkadaşımız ayakta duruyordu. Arkadaşımız derken hepimiz ayaktaydık. Ben oturuyordum. Yani benim hayır de... oturmak istemiyorsan oturmak istemiyorsundur, anladın mı? Adam bize diyor ki niye oturmuyorsunuz? Ben anlamıyorum, siz niye oturmuyorsunuz? Neyse işte arkadaşımız ayaktaydı, bu arkadaşımız. Arkadaşımızı gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Şu. Bu arkadaşımız ayaktaydı. Bunun yüzünden dolmuştan atıyorduk. Ama Gülten'in cevabı peki? Ne dedi biliyor musunuz dolmuş şoförün? Oturmak istemiyorum dedi. Sesini hayır, bir oturmak şart... istemiyorum. Dedi. Bir dişi, bir vampir, böyle bir frapan bir şekilde. Frapan. Elitlik. Elitlik. Hat safa. Evet, hat safada. 10-10'du yani. E bu da böyle bir anı be. Evet, ben olsam onunla gülüm. Dolmuştan o adamı indirir, şoför koltuğuna ben otururdum. Öyle bir durum olurdu. Bu doğru. Ne yaptığımızı anlat anlat anlat. AVM'de bunu çıkartmaya zaten korkuyorum. Yemek yedik ama ne siz sorun ne biz söyleyelim yani. Şehir çok kalabalık. Hatta bugün pazartesi diye muhtemelen öyle. Pazartesi diye çok kalabalıktı. İşte AVM'ye geldik. AVM'nin dışı da çok kalabalıktı. Az insan var Allah'tan içeride. Ama dışarısı şöyle. Yani eve gidene kadar hiçbir yere temas etmemeye çalışıyoruz. Alabildiğince az insan olan yerlere. Çocukları bekliyoruz. Onlar gelsin. Şimdi yukarı çıkalım bir. Bir şey diyeceğim. Akşam film izleyelim mi? Bilgisayardan izleriz siz de. Bunlar da izleriz. Sonra yukarı çıkarız. Ama korku. Altımıza sıçmalı, şey sıçmalı. Evet, evet, evet. Cinli minili izlemem ben. Cinli değil, cin bana zaten korku gelmiyor. Hayır ya, ondan değil, sevmiyorum, anladın mı? Cin, adam cin, akıllı bir neydi şey. O seri vardı, cin setti mi ne? Aa, Siccin. Siccin, cin setti ne amına koyayım. Siccin vardı. Şey izleyelim diyorum, tepedeki evin farklı bir evet, versiyonu evet, gibi bir şey miydi? Ne bir şey çıktı ya Netflix'ten. Bir mısır falan patlatırız. Aa, sende mısır vardı zaten bu manyak olacak. Mısır, 2 kilo. Nereden aldın da film izlemiyorum ben. Korku filmi hiç izlemedim o zaman. O da dizi gibi bir şey aslında. Film değil de diziye başlasak mı? Dizi değil ya. Film direkt. 2 saat. Çünkü film devamını olsun, getiremediğimizde bir anlamı kalmayacak. Ha, ben dizi söylemiştim başta. Film Tepedeki film değil mi? Hayır, Tepedeki ev bir dizi. Hı. Bir sezonluktu sanırım. İkinci sezonu çıktı mı? Ben izledim de ilk sezonun ikinci sezonu çıktı mı bilmiyorum. Onu izledik. Bu benim telefonda bir uygulama var ya, Netflix değil de başka bir uygulama. Bulurum ben şimdi bir şey. Ben ondan da bakabilirim. Ya hemen hemen Netflix'te içerikleri çok benzer aslında. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de ne kullandım. Hulu mu? İsmi yok, Gülten gördü ama isminin ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Açıklamaya yazarım ben. Daha gelmişken okula girmemek olmaz deyip direkt 100.500... Yo, dün girdik ama video çekmeyi unuttum ben orada. Şimdi biraz okula gideceğiz, bir şeyler falan orada oturup içeceğiz. En az insan olan yer diye tahmin ediyorum. Muhtemelen kimse yoktur. İnsan sıfır. Şuradan gidelim mi? Buradan, istiyorsanız buradan da gidebiliriz ama bence burası daha iyi. Manzarayı gösteriyorsun. Evet. Canım. Yeşillikli okulum ama güneş nasıl güzel. Bunlar yeni yapıldı, yeni binalar ama sıfır. Şurası kütüphane olacak diye söylemişlerdi ama ne olacak konusunda hiçbir fikrim yok. Böyle bunların hepsi yeni yapıldı. Okul tanıtımı gibi bir video oluyor ama ben de uzun zamandır görmedim. Şurası çok iyi gözükmüyor mu? Şu orta. Bayağı iyi. Şey var ya, hep kesmek zorunda kalıyorum bu kız konuşurken videoları. Her zaman yanımda.
Şevval'den çaldım tabii ki. Bir şey diyeceğim, ben bunu çıkartabilirim evet, bence. Çünkü hiç kimse yok arkadaşlar. Fen Edebiyat Fakültesi. Yani gerçekten okurken hiç sevmiyorsun. Ama bittikten sonra harbiden bir şey oluyor. Böyle bir... Nasıl bitti ya? İşsiz kalınca bir de onun ayrı bir dertleri geliyor sana. Bir hüznü çöküyor. Burası... Ben buradan iki tane ders aldım. Sen hiç aldın mı buradan? Alamadım ben. Arkadaşlar eğer bu okulda okuyorsanız ve hasbelkader şu videoyu izliyorsanız Besyo'dan ders alın. Net ama geçiyorsunuz. Hayır, dersi almak çok zor. Ha, dersi almak çok zor. Çünkü kontenjan çok kısıtlı ve direkt bitiyor. Evet. Ben tabii sabahın 9.30'unda direkt sisteme girdiğim için direkt aldım. Kesin almalısınız. Çünkü sonra ne kalıyor? Jeoloji mühendisliği, evet, bilmem ne. Yok işte yeraltı. Aynen aynen. Bilmem ölçüm teknikleri ben şey falan. Ben aldım, zehirli hayvanlar aldım bu dönem. Asla öyle bir ders almadım. Kolay dediler. Kolay mıydı? Değil mi? Öyle dediler, bilmiyorum. Ha. Burası işte benim Fen Edebiyat Fakültesi. Burası Fen Edebiyat Fakültesi. Eski burada eski Fen Edebiyat Fakültesi. Çünkü bizim iki tane Fen Edebiyat Fakültemiz var. Biri yeni. Şu tarafta. Şurada böyle bayağı ilerleyince gidersek gösteririm orayı. Çok küçük bir okul bu arada. Her şey iç içe ve yani ekstra hiçbir yere gitmenize gerek kalmıyor. Ne bileyim, AVM zaten okulun hemen altında, sahil hemen okulun altında. Yurtlar çok okulun içinde olması bence ayrı bir avantaj bu arada. Çünkü ne olursa olsun yurdun uzak olması demek. Burada herhangi bir araç şubu kullanmak demek. Kullanmadığımız için çok rahat oluyordu açıkçası. Benim için rahat oluyordu. Eğimi çeksene. Ya. Burası bizim EM kantinimiz. Ve şurada ne zamanlarımız geçti arkadaşlar. Burası çift böyle iki taraflı olarak sandalye masa dolu oluyor. Ve... Yani okulun hepsi burada. Bak şu kadar alana ne kadar kişi sığabilecekse o kadar kişi sığıyor. Emin olabilirsiniz. Bu tarafta kütüphaneler var. Kütüphaneleri de... Kütüphaneler niye diyorsam... Gerçi diğeri de kütüphane değil mi? Evet. Yeni yapıldı bir tanesi. Bir tanesi eski kütüphanemiz. Kütüphane güzel ama kimseye yetmiyor. Orada yani ne kahırlarla yer kaptık. Millet böyle yan yana arkadaşına tutmalar mı dersiniz? Neler neler. Ders çalışırken bayağı rezillik. Ki yeni kütüphane açıldığı için... Eğer okullar da açılırsa bence daha iyi olacak gibi geliyor bana. Hmm. En sevdiğim fakülte mühendislik fakültesi çok arkadaşlar. Güzel. Şurası. Şu böyle yani şatomsu ama bir şeyi olan. Ne denir? Üstüne... En yenisi. Aynen en yenisi orası. Burası bizim sahamız. Burada ne voleybollar, ne pardonlar, ne şeyler. Ya millet birbirine pardon diyebilmek için voleybol oynuyor yani. Öyle düşünün. Biz tribünlerimiz olmuş. Çok meşhurdur. İlahiyat fakültesi arkadaşlar. Bu üniversitede ilahiyat fakültesi. Üniversitenin en çok yer değiştiren fakültesi. Maden şurası da. Evet, maden mühendisliği. Hemen arkası anlamışsınızdır şunlardan da. Şurası maden fakültesi. Bu arada bu ilk fakülte buradaki. Değil mi? Aynen ilk fakülte. Spor salonu karşı taraf. Bayağı üniversite tanıtım vlogu gibi bir şey oldu bu ha. Bence güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun? Bence de. Okul için şu an çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi fakülteler hep bu alanın etrafına dizilmiş şekilde. En uzak fakülte şu an bulunduğumuz konuma yani kantin ve sahaya en uzak fakülte İBF. İBF biraz yokuşta kalıyor alt tarafta. Ama AVM'ye de en yakın fakülte. Evet. Doğru. Manzarası en güzeli bence. Güzel. Kendisi okuyor diye demiyor. Güzel bir fakültedir. Ve yeşillik. En sevdiğim, bu okulun en sevdiğim şey yeşillik. Şaka bir yana. İlk geldiğimde gerçekten nefret ettim ama sonradan işte arkadaşlarınız biraz kafa dengi olursa, ya her yer için böyledir bu arada. Arkadaşlarınız kafa dengi olsun, birkaç işte ne bileyim eğlenceli aktivite yapabileceğiniz insanlarla takıldıktan sonra çok da güzel oluyor. Yani biz bitirirken okul bayağı hüzünlendik diyebilirim. Ben tabii, o benim arkamdan ağladı falan. Aa, bir de bir şey diyeceğim. Üniversitenin ilk senesi hiç unutmam. Şuradan yani şu sahadan 10 kişiyle birlikte geçiyorduk. Allah'ım ne rezillik ya. Böyle 20 kişi falan dolaşıyoruz ama nasıl? Hani hepimiz can ciğeriz. Hiç kimse birbirinden ayrılmayacak, böyle diyoruz ki. Çok iyiyiz biz. Biz muhteşem arkadaşlarız falan. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Şu an 4, 5'ini falan 5'iyle falan net konuşuyorum. Ama hani bir tanesiyle arkadaşlığım devam ediyor. Yani diğerleriyle de tabii ki arkadaşım, hani gördüğüm zaman muhabbet ediyorum falan ama bir süre sonra kopuyorsun yani. Bu bir gerçek. Bir daha işte görüşmemeye falan başlıyor insanlar. Şimdi biz birazcık bir şeyler yiyip içelim yine her zamanki gibi. Sonra bir bakarız neler yapıyoruz. Bye. Yine her zamanki gibi
Her zamanki dediğim 3 videodur yaptığım videoyu kapatma turuna hoş geldiniz. Yine unuttum. Şeker var ağzımda. Bu detayı niye verdim ki? Ne kadar salak bir cümle bu. Evet. Edit yaparken fark ettim ki videoyu kapatmayı unutmuşum. Ve Zonguldak'ta eğer şu arka planda görüyorsanız beni, kesinlikle video kapatmaya gelmişimdir. Çünkü ışığın en iyi olduğu yer tam da burası. O yüzden yani iyilikte tartışılır tabii, orası başka bir konu. Birazdan film izleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ondan sonra yatış zaten. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.